Merhaba arkadaşlar, PES sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü Player of the Week paketi gelecek. Peki, haftanın oyuncuları olarak kimler gelebilir arkadaşlar? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım. Geçen hafta lig maçları oynanmamıştı. Ondan dolayı milli maçlardan oyuncular seçilmişti. Milli maçlar bitti, lig maçları başladı. Bu perşembe günü lig maçlarından futbolcular gelecek. Her zaman olduğu gibi İngiltere liginden başlayalım. Fakat şöyle bir durum var. Çok güzel bir maç vardı bu hafta. Manchester City Liverpool 1-1 bitti arkadaşlar. Konemi normalde berabere biten maçlardan çok nadir oyuncu seçmekte. Nadiren getiriyor. Belki bu maçtan Alexander Arnold'u getirebilir mi? Ben yine ona bir not düşeyim dedim. Gelme ihtimali düşük ama bence sesse iyi olurdu. Sabek olarak City takımına karşı gol attı deplasmanda. Newcastle United 4 1lik galibiyet aldı. Burada Gordon var. Adaylı sözleşme paketinde de yer alıyor. Newcastle maçında bir gol bir asist yaptı. Nottingham Forest kendi evinde Brighton'a 3-2 kaybetti. Brighton takımında birkaç tane aday bulunmakta. İki, aslında en büyük aday Pedro arkadaşlar. Pedro'nun iki golü var. Forvet pozisyonunda oynamakta. Ya Santrafor ya da gizli forvet olarak kartını getirebilir Konemi. Eğer Pedro'yu seçmezlerse göbek futbolcusu grup. O da iki asist yaptı. Bu iki futbolcudan birisini seçecektir ama seviyesi çok yüksek olmayacaktır. Belki 93 yani taş çatlasa 93 olur. Kadromuzda 96. Ya da 92'den 95'e çıkan kartıyla gelebilirler. Bournemouth'un deplasmanda 3-1'lik galibiyeti var. Sol kanat pozisyonunda oynayan Tavernier 2 gol attı. Tottenham kendi evinde yenilgiye uğradı. Tottenham da öyle bir başladı ama ne yazık ki devamını kötü getirdiler. Son haftalarda puan kaybediyorlar. Kendi evinde Aston Villa'ya kaybettiler ki Aston Villa da bu sezon bayağı iyi. Kim gelebilir? Pau Torres gelebilir arkadaşlar. Stoper futbolcusu bir gol kaydetti. Pau Torres de oyunun önemli stoperlerinden birisi. Manchester United deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Goller dağıldı. Hani bir futbolcu maça damga vurmadı. 2 gol ya da 2 asist yapmadı arkadaşlar. Sürpriz bir isim de Konami tercih edebilir. Şimdi Onana çok fazla kurtarış yaptı Everton deplasmanında. Kaleci olarak bu hafta adaylardan birisi. Bir de arkadaşlar Garnocha öyle bir gol attı ki Eskiden Wayne Rooney'nin attığı gol gibi hatta editler filan da yapıldı. Rooney'nin o roba şatasına çok benziyordu. Şu estetik golün hatırına Konemi Garnacu'yu getirir mi getirmez mi? Keşke getirse. Zaman zaman böyle sıra dışı şeylerde oyuncu seçebiliyorlar. Süper bir gol attı. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm arkadaşlar. Daha da çok genç futbolcu. Önü bayağı açık. Çok da büyük Ronaldo hayranı. Gol attıktan sonra da Ronaldo sevinci yapmakta. Bir de Garnocho Arjantinli. Hani Messi'nin ülkesinin vatandaşı çok koyu Ronaldo hayranı. Çok değişik yani hikayeler var Garnoço üzerine. İtalya'ya geçtiğimiz zaman Sassuolo deplasmanda 4-3'lük galibiyet aldı. Berardi genelde Sassuolo galibiyet aldığında hele bile bol gollü galibiyet varsa kesin Berardi bir şeyler yapıyor o maçta. Bu maçta da iki golü var sağ kanat futbolcusunun. Belki tercih edebilir Konemi. Roma önemli bir kulüp. Bir süredir de oyuncu seçmediler. 3-1'lik galibiyetinde Dybala bir gol bir asist yaptı. Santrafor pozisyonunda oynuyor. SF ya da GF kartıyla görmekteyiz Dybala'yı. Milan takımı tek golü galibiyet aldı. Penaltıdan attılar. Solbek futbolcusu Hernandez. Bu hafta baktığımızda çok fazla Solbek adayı yok. Keşke Hernandez'i Konemi tercih etse. Penaltı değil de akan oyundan atsaydı daha yüksek de ihtimali. Fakat dediğim gibi çok fazla sol bek adayı olmadığı için belki Konemi tercih edebilir. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde Villarreal'in 3 birlik galibiyeti var. Bu maçta Morales oyunda sola çıkartı olsa da Morales Santrafor oynadı ve 3 gol kaydetti. Büyük ihtimalle biz Morales'i bu hafta göreceğiz Player of the Week'te. Normal kartı 90'a kadar çıkıyor. 93 yapsalar kadromuzda 96 olur. Herhalde 94'ten 97'ye yapmazlar. Yani düşük seviyeli bir santrafor player of the League'de olacak gibi görünüyor. Real Madrid'e geçtiğimizde deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Bellingham da golle döndü. Rodrigo 2 gol 1 asist yaptı. Gelmeyi çok iyi hak ediyor. Santrafor'da oynadı arkadaşlar. Gelirse Santrafor kartıyla gelecektir. 3 gole de doğrudan katkı sağladı. Paris Saint Germain 5-2'lik galibiyet aldı. Goller dağıldı. Bir futbolcu maça damga vurmadı, hat-trick yapmadı, 2-3 asist falan yapmadı. Dembele'nin bir golü var, yanında da güzel istatistikleri var. Konemi bu maçtan bir ismi tercih ederse yani ilk aday Dembele olur gibi görünüyor. Paris Saint Germain haftalardır 4-2-2-2 dizilişiyle çıkıyordu arkadaşlar. Fakat bu son maçında 4-3-3 dizilişiyle oynadı. O yüzden Dembele gelirse sağ açık kartıyla gelir. Fransa'da Rennes takımı 3-1'lik galibiyet aldı. Sağ kanat pozisyonunda oynayan Benjamin daha önce göbek kartı ile karşımızdaydı kendisi. Bu maçta sağ kanatta oynadı. 1 bir gol bir yaptı. Lille deplasmanda Lyon'u 2-0'la geçti. Sabek futbolcusu Santos bu maçta bir gol attı. Gelme ihtimali yüksek sabeklerden bir tanesi. Ama gelirse de seviyesi çok yüksek olmayacak. Yaşı da çok genç. Daha 21 yaşında. Fransa'da Lens deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Kalecileri golleyemedi. Deplasmanda farklı bir galibiyet alan Lens'in kalecisi Samba'yı bu hafta belki Player of the Week'te görebiliriz. Yani Onana var ama Manchester'dan farklı bir ismi de tercih edebilirler. Onana'yı konemi seçmezse Lens'in kalecisi Samba bu hafta Player of the Week'de olabilir gibi görünüyor. Ajax'a baktığımızda Ajax da lige ne kadar kötü başlamıştı da son haftalarda puan topladılar. 5-0'lık galibiyet aldı. Ajax'ın göbek futbolcusu Tyler'ın bir gol bir asisti var. Hollanda'da Feyenoord deplasmanda 4-2'lik galibiyet aldı. Jimenez 3 gol attı Santrafor futbolcusu. Hollanda liginden ama her zaman futbolcu seçmiyor konemi. Zaman zaman seçmekte olur da seçerse bu iki adayımız en yüksek ihtimali olanlar. Bizim ligimize geçtiğimizde ise Galatasaray takımının farklı bir galibiyeti var. Bu maçta aslında birkaç tane aday var. Ama en büyük aday Mertens. Hem oynadığı pozisyondan dolayı hem de istatistiklerinden. 2 gol 1 asisti var. Mertens olmasa Icardi gelirdi. Fakat Mertens'in 2 gol atması, 1 asist yapması, oynadığı pozisyonun ofansif orta saha olması tüm bunları düşündüğümüzde Mertens bu hafta Player of the Week'de olabilir olmayı da çok hak etti. Bakalım Konemi Bizim ligimizden oyuncu seçecek mi? Seçerse Mertens mi olacak? Farklı bir isim mi? Sizler de hatta yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı, tüm oyuncularla alakalı görüşlerinizi, farklı isimler bekliyorsanız o isimleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.